Bizim piyasayı belli bir miktar parası olan borsaya vesaire yatırdıysa parasını kaybetti. Ya da iyi işi bilen parasını kazandı. Bizim işlerde de araç alımı satımı yaklaşık bir 4-5 ay boyunca tamamen bitikti diyebiliriz yani. Çok böyle ayda 5-6 araba veriyorsak bir araba verdiğimiz zaman dua ettik yani bu süreçte. Ama çok şükür geçti, sezon açıldı. Bir hareketlilik var şu an. Ama geçmişe baktığımızda yani Kasım Aralık'tan itibaren bu ayın başına kadar bizi bu süreç yordu. Ama dediğimiz gibi yani her sezon biz bunu yaşıyoruz ama bu sene pandemiden dolayı biraz daha fazla yaşadık. Ama bundan sonraki süreçte Allah'ın izniyle piyasa açıldı diyebiliriz yani. Hareketlenmeler de olduğu için şu an bir sıkıntı gözükmüyor. Tabii bizim iki yönlü avantajımız var. Hem araç için hem motosiklet ticareti yaptığımız için motosiklet için bir avantajımız var. Biz şimdi sadece araçta kalmıyoruz. Elimizden geldiğince biz kışın yaklaşık 7-8 tane büyük motosiklet almaya çalıştık. Ve bunların 5'ini bu ayın başında verdik. Nasipse 6.sını da şimdi vereceğiz, bugün vereceğiz. Ve bu bölgede, Ordu bölgesinde bizim gibi çok şükür geniş kapsamlı motosiklet ticareti yapan olmadığı için bu konuda da iyiyiz Allah'a şükür. Kulübümüz var. Kulübümüz sayesinde de motor kültürünü güzel yaymaya çalışıyoruz. Kulübümüzün başkanı Musa Coşkan abimiz sağ olsun. Başkanımız bize iyi bir şekilde çalışmalar yaptırıyor. Etkinliklerde bulunuyoruz yani. Galericiler sitesi çok güzel bir proje. Yapılması gerekiyordu. Ama şöyle bir sıkıntı var bunda da. Biraz güç meselesi haline geliyor ister istemez. Bugün 80 tane esnafımız varsa bunun 40'ı 400 bin lira, 5 bin lira gibi paralarla ticaretini yapıyor. Yani şimdi o da giderse ne yaparız diyenler var haklı olarak. Bugün bir ihtiyaç mıydı? Bence de bir ihtiyaçtı. Yani biz de arkasındayız nasipse. Ama biraz daha bir kolaylık sağlanabiliyorsa esnaf arkadaşlara yani bizlere iyi olur. Alabilirsek alırız, alamazsak kiralarız yani problem yok bizim için. Biz arkasındayız.